Buldum. Merhabalar. Merhabalar. Sen nereye gideceksin? Beraber gidelim atlara. Biz götürelim seni atlara. Tekrar olmasaydı. Haydi bakalım. Ne tür bir tedavi görüyorsunuz? Şu anda ALİS hastalarının tedavisi yokmuş. Fizik tedaviyle, böyle atlı terapilerle. Kaslarını ne kadar çok çalıştırırsak o kadar iyi olacağını söylediler. Polisi aradınız. Neden böyle bir şey ihtiyacınız? Ben böyle bir şey, bizi her zaman ekip getiriyordu, engelli birimiz getiriyordu. Bugün bulamadım vasıta araba. Sonradan böyle bir şey aklımıza geldi. Dedik böyle yapalım, götürebilirlerse Merve açısından çok iyi olur. Öyle. Polis evden aldı sizi. Evet, sağ olsunlar. Çok duygulandım. Merve çok mutlu oldu zaten. Çok seviyordu polisleri. Merve'nin zaten bir şeyi değil de polislerle hep geçirmekti. Çok şükür. Merve'nin zaten 7 yıldan beri biz hiç fizik tedavisini bırakmadık. Bırakmadığımız için çok çok iyi bir şekilde, çok şükür şu anda. Merve ile yoğun bir şekilde fizik tedaviye devam ediyoruz. Nasıl götürüp getiriyorsunuz 7 yıldır? Hastanelerin servisi oluyor. Servisleri olmazsa ben kendim belediye otobüsüyle de gittiğim çok olmuştur geçen sene. Bu sene çok servisle gidiyoruz. Rehabilitasyon merkezine gidiyoruz sabahları. Öğlen sonra da hastanelere gidiyoruz. Eşim inşaatlarda çalışıyor. Tek çocuk mu? Merve 4. çocuğumuz. Diğer çocuklarımızda bir sorun yok ama Merve genden olan... Atla terapinin faydalarını gördüm. Çok fayda olduk. Çünkü Merve önce atla terapiye geldiği zaman iki büklümdü. Hocamız zaten çok çok iyi biliyor. Şu anda dik bir şekilde. Biraz sonra görürsünüz zaten. Dik bir şekilde dengede durmayı öğreniyor. Kendisi Ocak ayında bir ameliyat olmuştu. Ameliyattan sonra çok şükür şu anda biz kendini tuttuğumuz zaman adım atmaya başladı. Bu terapi onun sağlık durumu nasıl, şu an durumu nasıl, ilerledi mi? Şu anda şöyle, ALİS hastalarında gerileme çok olduğu için biz yoğun bir şekilde fizik yaptığım için ve şey yaptığımız için şu anda çok çok iyi durumda olduğumuz söyleniyor. Biraz kasılmalarımız var ama eskisi kadar değil. İnşallah ben ümit etmezsem 7 yıldır ki Merve ile her yere götürmem. İnşallah öyle bir ümidim var. Adım attığını göreceğim inşallah. Ve doktorlar da şu anda çok çok iyi bir şekilde olduğumu söylüyorlar. Çok iyi çünkü ALİS hastalarında çok çok gerileme oluyor. Ama Merve'de çok şükür şu anda kaplumbağa gibi emeklemeler yapıyor. Yavaş bir şekilde. Ayakta falan durduruyoruz. En azından dik bir şekilde durmaya başladı. Hocaya söyleyelim. Kaplumbağa ben anlayabiliriz ama. Bindikten sonra o kadar kalabalıkta terapi yapmamışım daha. Haydi bakalım. Kendini kasmadı ki. Kasmayı da bir düzeltelim. Ay yatın bakalım. Merveciğim. Gidiyoruz. Sen yaparsın tatlım, sen bir tanesi. Hadi bakalım. Güzel çağırdı. Sadece tabi doğru mu? Aferin.